Vatikan geçtiğimiz cuma günü koronavirüs salgını döneminde kutsal hafta Tridum ve Paskalya litürjileriyle ilgili episkopos ve rahiplerin uygulaması gereken bazı yönergeler yayınladı. Paskalya'nın tüm ayin yılının kalbi olduğu ve Tridum döneminin ertelenemeyeceği de vurgulandı. Vatikan geçtiğimiz cuma günü koronavirüs salgını döneminde kutsal hafta Tridum ve Paskalya litürjileriyle ilgili episkopos ve rahiplerin uygulaması gereken bazı yönergeler yayınladı. Yayınlanan yönergede episkoposların erteleyebilecekleri ayinleri ertelemeleri önerilirken, ayinlerin askıya alındığı yerlerde rahiplerin ve episkoposların kutlamaları nasıl yapabileceğine ve ayrıca Paskalya gibi ertelenemeyen ayinlerin nasıl yapılacağına yönelik bazı öneriler de yer aldı. Kararnamede Kardinal Robert Sarah ve İlahi Tapınma ve Sakramentler Disiplini Heyeti Sekreteri Baş Episkopos Arthur Roche tarafından sadece 2020 yılı içinde geçerli olacağı belirtilerek onaylandı. Belgede Paskalya'nın tüm ayin yılının kalbi olduğu ve Tridum döneminin ertelenemeyeceği vurgulandı. Kararname, sivil halkın ve kilise yetkililerinin kısıtlanmış olduğu yerlerde, episkoposların katedralde Tridum ayinini gerçekleştirebileceğini ve rahiplerin cemaatin bulunmadığı kiliselerde ayin düzenleyebileceğini belirtiyor. Diakos ve Episkopos konferansları, aileleri ve bireyleri kişisel duada birleştirmek için kaynak sağlamaya teşvik ederken, belgede rahiplerin ve episkoposların bazı ayinleri yönetmesi için çeşitli öneriler yer almaktadır. Rahiplerin kutsal perşembe günü Rabbin sofrasını, cemaatin olmadığı uygun bir yerde gerçekleştirebileceği belirtilirken, ayak yıkama töreninin yapılmayacağı açıklanmıştır. Kutsal Cuma'da İsa Mesih'in çilesinin katedrallerde ve kiliselerde anılacağı ve bu törende aynı zamanda hastalar, kendini yitik hissedenler ve endişe içinde olanlar için dua edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kutsal Hafta ve Triduum döneminde gerçekleşen tüm törenlerin 14-15 Eylül gibi ileri bir tarihe ertelenebileceğine değinildi.